güzel günler diliyorum herkese. Global HR Summit 2023 Kurumsal Wellbeing'in tüm dünyada yükselişi paneline hepiniz hoş geldiniz. Ben Ebru Şinik. Bu panelde çok değerli iki tane panelistim var. Sayın Ayça Demirci Turgay, P&G Kuzey Avrupa İletişim Direktörü ve aynı zamanda kendisi Wellbeing uzmanı. Ve Sayın Gülçin Poyraz hanımefendi, Ekol Lojistik, İnsan Kaynakları ve Genel Hizmetler İş Birim Lideri ve Kolay Gelsin Genel Müdürü. Değerli panelistlerimiz hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk, merhabalar. Wellbeing ile ilgili yıllardır kurumsal çalışmalarımızı sizlerle yürütüyoruz. Sorularıma geçmeden önce, izninizle ben önce... Değerli izleyenlerimiz için Wellbeing ile ilgili bir açılış konuşması yapmak istiyorum. Yaklaşık 12 yıldır kurumsal Wellbeing ve iş yaşam dengesi eğitimleri veriyorum. Ve özellikle pandemi sonrasında Wellbeing'in tüm şirketler tarafından global ölçekte hızla ve ivedi bir şekilde tabii kucaklanmaya başladığını gördük. Ve şüphesiz önümüzdeki yıllarında en yükselen ve merak edilen konusu olarak Wellbeing şirketlerde zirveye oturdu. Wellbeing nedir diye sorduğumuzda çok ufak bir tanımlama yapmamız gerekirse Wellbeing ibaresi insanın sahip olduğu üç ana beden olan fiziksel, zihinsel ve ruhsal bedenlerimizde denge sağlayıcı günlük seçimler ile eş zamanlı Gallup'unda yaklaşık 10 küsür sene önce yayınlamış olduğu araştırmalar neticesinde bu araştırmalar dünya nüfusunun %98'ini temsil etmektedir Wellbeing'le ilgili. Hem kariyer, hem finansal, hem sosyal, hem de çevresel hayatta bir denge kurulmasını ifade ediyor. Yani Wellbeing dediğimizde 5 tane ana unsurdan bahsediyoruz. Sadece fitness ve beslenmeden bahsetmiyoruz. Fiziksel ve zihinsel bedenlerde denge, aynı zamanda kariyer hayatımızda, finansal hayatımızda, sosyal hayatımızda, çevresel hayatımızda ve yaşadığımız bölgede de bir denge ve harmoniden bahsediyoruz. Çalışanlara yapılan yatırım aynı zamanda şirkete yapılan yatırım olarak kabul ediliyor elbette. O yüzden de Wellbeing uygulamaları gittikçe daha da değer kazanıyor. Şöyle bir istatistiklere baktığımızda Wellbeing ile ilgili kurumsal Wellbeing uygulamalarına yatırım yapan şirketler ve çalışanların %27'sinin daha üretken olduğu, çalışan bağlılığının %35 arttığı tespit edilmiş. Aynı zamanda %70 daha az devamsızlık yaşanıyor ve %54 oranında da işten ayrılma oranları düşüyor. Şimdi bu faktörler şirketler nezdinde incelediğimizde elbette karlılığa, verimliliğe ve büyümeye çok ciddi bir katkı sağlıyor. O yüzden bunu artık hani dünyamızda pandemiden sonra insan kaynakları dediğimizde Wellbeing'siz bir dünya düşünemiyoruz. En son Time'ın yayınlamış olduğu bir bilgiyi de sizinle paylaşarak panelistlerime sorularımızı yöneltmeye başlamak istiyorum. Time dergisi 2030 komitesi tarafından 2021 Şubat ayında çok ciddi bir veriler yayınlandı ve 2021-2030 süreci gezegenin insan yerleşimi için uygun olup olmayacağı belirleyicisi olacakmış. Ve bu süreç içinde gezegeni ve tüm insanlığı kurtaracak 6 ana unsur belirlenmiş. Bunlar inovasyon, çok hakimiz, eşitlik, sürdürülebilirlik. Çünkü keza şu an bu Global HR Summit 2023'ün ana konularından bir tanesi sürdürülebilirlik. Ekonomi, liderlik ve Wellbeing. İşte... dolayısıyla bugün geleceği daha güzel ve sağlam yapılandıracak olan bu 6 ana unsur içerisinde yer alan Wellbeing ve iş yaşam dengesi. Kurumlar nezdinde sektördeki liderler konumunda bulunan iki değerli panelistimizle başlıyorum. Önce sevgili Ayça Demirci Turgay hanımefendiyi almak istiyorum. Ayça'cığım, önce Wellbeing uzmanlığını tekrar tebrik etmek istiyorum. Gönülden. Çok teşekkürler. Çok sağ ol Ebru. Sen bu işe en erken uyananlardansın.
Evet. Çok yoğun bir profesyonel hayatım var biliyorum. Önce şöyle başlamak istiyorum. İş ve özel hayatında genel wellbeing halini yükseltmek için nelere dikkat ediyorsun? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle ben sana kişisel olarak teşekkür ederek başlamak istiyorum. Wellbeing olgusunu Avrupa'dan hatta yani önce ilk Türkiye'ye getiren kişi olarak hani sana teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir ülkede daha konuşulmazken Türkiye'de bunun eğitimlerini veriyordun. Yani globalde de aradığında karşına Türkiye'den senin eğitimlerin çıkıyordu gerçekten. Çok da bir şey yoktu. Bilinirliği çok düşükken sen yıllardır verdiğin eforla bu konudaki farkındalığı hep arttırmaya çalışıyordun. Ben de öğrencin olarak yollarım seninle kesiştiği için çok mutluyum. Ve bugün Ben de de. hem öğrencin olarak hem de bir wellbeing uzmanı olarak bu panelde olduğum için çok keyifli hissediyorum. Teşekkür ederim öncelikle sana wellbeing alanına yaptığın yatırımlar için Ben Türkiye'ye. teşekkür ederim. Wellbeing, esenlik diye geçiyor ama esenlik kelimesini çok hayatımızda kullanmadığımız için içselleştiremeye de biliyoruz. Ben hani kelimeyi ikiye bölerek başladım. Well, yani iyi olma hali zaten yükselen çağın da mottolarından biri. Being, değil mi? Being, biz aslında bir insan evladıyız. Var olma. Varlığız, değil mi? Aslında günlük hayatımızda aslında bu anda farkındalık, var olabilmek ve bunu o kadar unutuyoruz ki aslında bir being olmaktan çıkıp devamlı yapan, eden, aktif, Doing. koşturan, evet yani doing kısmında gerçekten çok fazla vakit harcıyoruz ve bazen sadece var olmanın keyfini, farkındalığımız sürdüğümüz anların azaldığını fark ettim. O yüzden de bir durup bir being olabilmek ve bu being olabilmeyi düşündükten sonra ancak well bir being olabiliriz. Yoksa bir şeyleri yaparken bir de kendimi düşüneyim, bir de kendime iyilik yapayım, ben nasılım diye düşünmek gerçekten hayatta zor. O yüzden bir durmayı öğrendim. Günlük hayatta ise hani benim gerçekten eksik yaptığım well-being eğitimlerinden sonra farkına vardığım şey şuydu. İş hayatında da yoğun çalışıyoruz ve insanlar atıyorum bir hobi seçerek veya bir spor yaparak sadece dengelendiğimizi düşünüyorduk. Yani işten çıkıp her gün bir saat spor yaptığımızda aslında sağlıklı mıydık acaba? Ama az önce senin de Şüphesiz dediğin etkili çok ama şüphesiz yeterli mi? kesinlikle yani bir bedensel olarak kendimize bakmamız çok önemli ama kesinlikle yeterli değil. Yani bütünsel olarak bir huzur, mutluluk, esenlik hali için yeterli olmadığını fark ettim. Dolayısıyla günlük hayatta senin de dediğin gibi hem bedensel ihtiyaçlarımız ve sağlığımız, hem zihinsel ihtiyaçlarımız ve sağlığımız, hem de ruhsal, duygusal diyelim sağlığımız için ayrı ayrı şeyler yapmanın gerekliliğini fark ettim. Ben mesela şey diye düşünüyorum. İşte Maslow'un ihtiyaçlar piramidi var. En temelde şimdi Time da söylemiş well-being. Bence en temelde. Yani o olmadan inovasyon da olmaz, sürdürülebilirlik de olmaz. İnsan yaşamı sürdürülemez zaten. Ekonomi de olmaz. Yani önce her şey sağlam ve iyi bir zemine oturmalı. Ben de açıkçası işte sağlıklı beslenmek, temiz hava almak, bu bedene işte günlük rutinlerle iyi bakmak, düzenli olarak işte iç ve dış temizliklerini yapmak veya işte sağlıklı bir beslenme alışkanlığı, ayurvedik baharatlarla başladım. Daha sonra zihnimi dinginleştirmem gerektiğinin farkına vardım. Zihnimi dinginleştirmezsem hayatımın kontrolünde değilmiş gibi hissedebildiğim oluyordu. İşte meditasyon, nefes çalışmaları, onun dışında sevdiğim bir işte müziği dinleme veya kendime vakit ayırabilme, hobilerimi yapabilme, iş dışında zihnimi ve beynimi başka yeni bir şey öğrenmek için kullanma gibi aktiviteler yaptım. Sonunda da hani ruhsal olarak dediğimizde işte bu dünyada niye varız? Amacımız ne? Senin meditasyonlarının da sorusudur. Ben bu dünyada niye varım? Hangi yeteneklerim var? Bunu dünyanın iyiliği için nasıl kullanabilirim? Sorularıyla donatılmış meditasyonlar. Doğa yürüyüşleri, azıcık kendini dinleyebilme, ben bugün nasıl hissediyorum, mutlu muyum, ne istiyorum gibi sorularla mola verebilmek aslında hayatımın bir parçası oldu diyebilirim.
Çok teşekkürler. Ben özellikle şunu sormak istiyorum. İlham vermen üzere değerli izleyicilerimize. Çünkü bu paneli izleyen herkes de muhtemelen oldukça yoğun bir iş hayatına sahip. Çok güzel, yıllar içinde harika şeyler yapmışsın kendini keşifle ilgili. Ben zaten bunlara şahidim. Ama özellikle kurumsal wellbeing dediğimizde en öne çıkan birinci maddemiz stres yönetimi. Şimdi sen doing'den being'e geçtim dedin. Muhteşem, iyi de o kadar yoğun bir iş hayatında, bu kadar çok uluslu bir şirketin lider yöneticilerinden birisi olarak böyle bir şirket içinde, kariyer hayatında, ben nasıl yapıldığını biliyorum ama izleyicilerimiz de dinlesin. Doing'den being'e nasıl geçtim ve yani bunu ofiste nasıl sağladın ve bunu yaptıktan sonra ofiste ki iş hayatında, arkadaşlarınla, iletişiminde, hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu şirkette? Bundan da böyle kısaca bahsedebilirsen çok memnun olurum. Tabii ki, tabii ki, seve seve. Gerçekten aslında önce özetleyerek başlayayım süreci. Bir zümrüt anka kuşu gibi küllerimden doğdum diyebilirim. Yani sana gelmeden önce, çok iyi sen de biliyorsun, böyle birazcık yorulmuştum. Yani belki... Ya sadece iş değil, genel olarak uygulamalara başlamadan önce yani. Başlamadan önce evet yani çok sık hasta oluyordum bir kere ve işteki sabır toleransım, stresi yönetme yeteneklerim, esnekliğim, kendimi ifade edebilme gücüm, yöneticilik yeteneklerim yani açıkçası yine elimden gelenin en iyisini yapıyordum ama biraz enerjimin yetmediğini. Birazcık hani tükenmişlik sendromu, çünkü Covid de biliyorsun, sen de bahsettin, üzerine tuz biber ekti. Zaten hani yaşamın, hani Türkiye'nin koşulları, bunun dışında işte diğer işte sorumluluklar hayatımızdaki, özel hayatımızdaki hepsi beraber birazcık fazla gelmişti açıkçası ve iç enerjimin yetmediğini hissetmiştim. Açıkçası kariyerime şöyle bir artısı oldu. Öncelikle P&G'de gerçekten well-being konseptini, kavramını böyle ilk kucaklayan şirketlerden biri oldu. Mesela hepimize well-being kafa izni verirdi. Ama bunu doğada yürüyün, bir şey yapın, meditasyon yapın diye verirdi. Açıkçası şirketin de yönlendirmesi, ben bu kursa, senin kursuna yazıldıktan sonra şunu fark ettim. Öncelikle bir dengeye gelmemiz gerekiyor. Bir iç denge. Ama bu iç denge nedir? Yani ben gerçekten mesela karşıdan beklemek çok kolay. Şirketim bana bunu versin, eşim bana bunu versin, annem babam bana bunu versin, çocuğum bana bunu ver. Bu sevgi olabilir, ilgi olabilir, zaman olabilir, öncelik olabilir. Bunu bekliyoruz. Sadece bize gelip ben seni bir kere seviyorum deyip gitmesi ne kadar yeterli değilse, bir şeyler görmek, bir interaction bekliyorsak, kendimize sevgimizi de bilmemiz yeterli değil. Kendimizi sevmemiz ve önceliklendirmemizi aktif olarak hayatımıza sokmamız gerektiğini anladım. Önce ben diyebildiğimde daha iyi bir müdür oldum, daha iyi bir yönetici koçu oldum, daha iyi bir iş arkadaşı oldum. Çünkü kendimi ikinci plana attığımda karşı tarafa verebileceklerim de azalıyordu. Ama kendimi çok önceliklendirdiğimde, nefesime baktığımda, bedenime baktığımda, ruhuma baktığımda, ben iş arkadaşlarımla daha iyi çalışabildiğimi fark ettim. Zamanımı daha iyi yönetebildim. Çünkü her an anda olabildiğinizde zamanı daha rahat yönetiyorsunuz. Ama anda değilseniz, geçmişteyseniz, gelecekteyseniz şu anın stresi daha fazla oluyor. Ama anda kaldığınızda dün bu olmuştu, yarın şu olacaklar azalıyor. Zihin daha dingin oluyor. Yaptığınız işe daha iyi odaklanabiliyorsunuz. Veriminiz kesinlikle daha fazla artıyor. Şimdi ben işimi çok seviyorum. 18 yıldır aynı şirketteyim. Her gün keyifle geliyorum. Ama well-being sürecinden sonra çok fazla olumlu dış dünyadaki iş arkadaşlarımdan da, hani şimdi çok önemlidir ya, authenticity derler. Yani daha samimi geldiğim söylenir. Yani daha gerçekten sevdiğimi yansıtabildim. Çünkü aslında duygu temizliği, yani sevdiğin işi yapabilmek bile bazen yansımıyor dışarı. Ama bu well-being konseptiyle beraber gerçekten sevdiğiniz işi, sevdiğiniz insanlarla, sevdiğiniz şekilde yaptığınızda ne yoruluyorsunuz, ne enerjiniz bitiyor. Ve bu da karşıdan hissediliyor açıkçası. Ben bunu deneyimledim diyebilirim.
Sevgili Ayça, çok teşekkür ederiz. Gerçekten ben de bunu sende çok ciddi gözlemledim ama tabii şirkette seninle birlikte değilim. İş yaşam dengeni önce kendine değer vererek dengelemeye başlamış olmanın keşfini yaşamandan son derece mutlu oldum. Başarılar diliyorum. Şimdi ikinci panelistimiz çok değerli Sayın Gülçin Poyraz'a geçmek istiyorum. Sevgili Gülçin Hanım'ın ve Ekolojistik şirketinin benim nezdimde çok büyük bir önemi var. Çünkü pandemi başladığı gibi hiç vakit kaybetmeden bir sabah beni arayıp evlere kapanıyoruz. Eyvah Ebru, ne yapmalıyız? Oldukça birçok yani çok yapılı bir şirket Ekolojistik ve çok çalışanı var. İnsanları dengelememiz lazım, mutlu olmaları lazım, çalışanların bütünsel sağlıklarına yatırım yapmamız lazım. Bağışıklık sisteminin çok önemli olduğu konuşuluyor. Biz ne yapacağız televizyonlarda vesaire diye derhal beni aradı ve hemen wellbeing eğitimlerine başladılar ve yaklaşık bir yıl boyunca her hafta çok düzenli devam ettiler. Ben şimdi sözü kendisine vermek istiyorum. Sevgili Gülçin, hoş geldin. Merhaba Ebru, selamlar. Hani kurumsal wellbeing dediğimizde Türkiye'de en fazla konuşma hakkına sahip olan yöneticilerden birisi gerçekten sensin. Sizi gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Şimdi şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Pandemi başladığı gibi derhal harekete geçtiniz. Çalışanlarınızın fiziksel ve zihinsel sağlıkları için bir sürü eğitimler, benim dışımda bir sürü uygulamalar, programlar yaptınız, takip ettim. Gerçekten hani şirket kültürünüze bu vizyonu katmak için vizyonunuzdan ötürü tebrik ediyorum. Şimdi bu eğitimler neticesinde kurumunuzda çalışanların stres yönetimi, kariyer ve özel yaşamlarına katkıda bulunan diğer eğitimler, verimlilik konularında nasıl geri dönüşler aldınız bu süreçte? Önce o soruyla başlatmak istiyorum. Peki, ben de Ayça gibi öncelikle sana teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten benim kişisel olarak son derece mesafeli ve ön yargılı olduğum bu konulara beni yıllar önce üstün ikna gücünle dahil eden kişi sensin gerçekten. Önce beni bu dünyaya kazandırdın. Ondan sonra da bunu kitlesel yayma noktasında olduğum için bu faydayı içinde bulunduğum kuruma yaymama vesile oldun. Seneler önce bir meditasyon eğitimine beni dahil ettin. İki yarım günlük bir eğitimdi. Ve dediğim gibi son derece ön yargıyla gelip aman be kardeşim ne olacak ki bu işlerden düşüncesiyle sırf seni kırmamak için geldiğim o seminerde gerçekten keşke bitmeseydi diyerek ayrıldığımı çok iyi hatırlıyorum. Özellikle Deepak Chopra'nın son bölümdeki konuşması olağanüstü bir aydınlanma idi benim için. Böyle tabir edebilirim. Meditasyonda o seminerden sonra işin açıkçası yaşamın içerisinde aktif olarak kullanmaya başladım. Ve çok da büyük yararını görüyorum. Halen de büyük bir disiplinle devam ediyorum. Ekole dönecek olursak, senin de söylediğin gibi pandemi süreciyle beraber, pandemi şokuyla beraber 10 bin küsür kişinin çalıştığı şirkette özellikle fiziksel güce dayalı işi yapmayan ekipleri evden çalıştırmaya başladık. Tarih de çok özel bir tarih olduğu için unutmuyorum. 18 Mart. 18 Mart 2020 tarihinde biz evlere çekildik. Büyük bir şoktu şirket için. Bir taraftan da depolarda ve aktarma merkezlerinde yoğun şekilde görev yapan arkadaşlarımız vardı. Bu dengeyi sağlayabilmek, insanları eve çektik ama endişelerinden kurtaramayız düşüncesiyle imdat sirenini çektik. O sirenin ucunda oturan da tabii ki Ebru'ydu. Bu tarihte 1 Nisan ve 1 Nisan itibarıyla biz
aslında başarılı olup olamayacağımızdan çok da emin olmadığımız, çünkü çok farklı bir sektör burası. Benim kamyoncu tabir ettiğim sektördeyiz. Bunu da gururla söylüyorum. Çok çok önemli ve çok değerli bir iş yapıyoruz. Pandemide bunun değeri daha da anlaşıldı zaten. Tabii. Dolayısıyla bu işi masa başında destekleyen arkadaşlarım başta olmak üzere, acaba böyle bir programa nasıl bakarlar? Fayda sağlayabilir miyiz? Bundan emin olmayarak ama iç sesimizle kesinlikle faydalı olacağına inanarak bu işe başladık seninle 1 Nisan'da. Ve haftada 2 gün programı o şekilde planladık. Haftada 2 gün günün ilk saatiyle başlayacağız. Ve bunu yaklaşık 8 hafta yapacağız dedik. Ve düğmeye bastık. Ve tabii ki eminim seni de şaşırttı. Beni zaten çok şaşırttı. Olağanüstü bir ilgi gördük. Çünkü evden çalışan bu arkadaşlarımın sabah 9 olsa da Ebru ile buluşsak heyecanı bize dalga dalga yayılmaya başladı, gelmeye başladı. Biz tabii yaptığımız işin bu kadar pozitif etki edeceğinden emin olmayarak başladığımız için bu geri dönüşleri bu kadar kısa sürede alınca gerçekten ne kadar iyi bir şeye karar verdiğimizi, ne kadar doğru partner seçtiğimizi bir kere daha teyit etmiş olduk. 8 hafta, haftada 2 gün devam ettiğimiz bu program, sürekli de bunun anketlerle yoklamasını yapıyoruz tabii ki. Kesinlikle uzatılmalı dönüşünü alınca biz bu programı 13 haftaya çıkardık. Ve bu canlı yaptığımız yayın daha sonra kaydı da izlenerek devam ediyordu. Yani etkisi sadece 9'da canlı yayına katılıp Ebru'yu dinlemek ve o uygulamaları yapmaktan öte, kayıtların da sürekli izlenmesi şeklinde bir etkiye girdi. Ve aslında çok yoğun şekilde yaklaşık 26 civarı seans yaptık ve 3000'den fazla ekollü bu seanslara katıldı. Ve çok önemli bir kısmı da burada öğrendiklerini yaşamının içerisine soktu. Bunu hala üzerinden bakın kaç sene geçti, 3 sene. Arkadaşlarımızdan hani insan kaynakları yönetimi olarak yaptığımız iyi işler nelerdir, ne kaldı aklınızda dediğimizde gerçekten bu Wellbeing programı ve Ebru en çok iz bırakanlar listemizde. Bunu aynı zamanda kayıtlarıyla yurt dışında da kullanmaya başladık. Ekolojistik sadece Türkiye'de değil, Avrupa ülkelerinde de faal bir şirket. Yaptığımız bütün faaliyetleri Türkiye ile sınırlı tutmayıp ülkelerde de uyguluyoruz. Ebru'nun yaptığı Wellbeing seminerleri dışında online spor faaliyetlerimiz. Bu arada evde çalışan ebeveynlerin en büyük problemi olan ebeveyn çocuk ilişkilerindeki sıkıntıları bertaraf etmek ve o konularda biraz daha etkili bir ortam yaratabilmek için yine bir başka konu uzmanından pozitif ebeveynlik seminerleri aldık 7 hafta kadar ve bunun da çok büyük yararını gördük. Çünkü uzun saatler ebeveyn ve çocuklar bir arada olduğu zaman hiç yaşamadıkları tabii problemler yaşanmaya başlandı. Ayrıca yine bir başka konu uzmanından kalp yogası aldık. Bu da çok etkili oldu ve kavram olarak arkadaşlarımın çok benimsediği bir çalışma bu da. Bunun dışında da çeşitli seminerler yine hem sağlıkla hem motivasyonla hem stresle ilgili hem beden sağlığıyla ilgili farklı devamlılığı olan seminerler pandemi hayatımız boyunca devam etti. Ve bu gerçekten ekolü diğer şirketler nezdinde de farklı kılan bir dönem oldu. Bunun hala hem arkadaşların yaşamına sokmaları sebebiyle etkisini yaşıyoruz, hem de gerçekten şirket sonuçlarına insan kaynakları yönetiminin takip ettiği belirli kriterlere hala ciddi etkisi olduğunu görüyoruz.
Bu sebeple de bir kez daha Ebru sana çok teşekkür etmek istiyorum. Bu felsefeyi ekol gibi mavi yaka ağırlıklı ve çok dağınık organizasyon olan bu şirkete soktuğun için ve bu şirkette çalışan arkadaşlarımın da dalga dalga kendi etrafındaki arkadaşlarına yaymasına vesile olduğun için. Sağ ol. Sevgili Gülçin, çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımların için. Gerçekten ben de şimdi sen anlatırken döndüm. 3-4 sene önce neler yapmıştık diye. Halen şirket çalışanlarının almış olduğu bu eğitimleri hayatlarına oturtup halen sürdürülebiliyor olması benim için en büyük memnuniyet kaynaklarından gerçekten. Şimdi Global HR Summit 2023'te özellikle kurumsal wellbeing'in tüm dünyada hızla yükselişi panelini açmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi değerli izleyenlerimiz, stres yönetiminin özellikle iş yaşam dengesi kurgusunda artık olmazsa olmaz olarak belirlenmiş olmasıdır. Stres yönetimi yapamıyorsak bağışıklık sistemi düşüyor. Stres yönetimi yapılamıyorsa şirket içinde iletişim bozuklukları, karlılık, verimlilik oranları düşüyor. Stres yönetimi, yani bireyden başlıyor stres yönetimi. Stres yönetimi yapılamıyorsa sevgili Gülçin Hanım'ın bahsettiği gibi hastalanma ve rapor alma olayları çok daha fazla yükseliyor. Dolayısıyla artık şirketler bu kadar yoğun iş hayatının olduğu ve taleplerin tabii ki de yüksek olduğu bir iş dünyasında iyi olma hali kişinin kendisinden başlıyor ve şirketler de çalışanlarının iyi olma haline yatırım yapmak üzere muhtelif bir dizi işte well-being programları, sosyal sorumluluk projeleri, sağlıkla ilgili üretim yapan ve yapmayan bütün firmalar tarafından artık well-being gerçekten kucaklanıyor. Ben değerli iki panelistimize katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Çok güzel deneyimlerini paylaştılar. Büyük katkı sağladınız gerçekten Global HR Summit 2023'e. Ben zirve organizasyonuna da bu panelde bizleri ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Wellbeing dünyasının tüm dünyada çok daha hızlı yükseldiği zamanlarda görüşmek üzere diyerek panelimizi izninizle kapatıyorum. Çok teşekkürler.